Sayın Süleyman Soylu'nun üslup olarak siyasette bence esas şu açıdan bakması lazım. Çok açık ki ben bunu 30 Ağustos törenlerinde de gördüm. Tam oraya geleceğim. Niye biliyor musunuz? Evet. İyi, ya sizin orada ne diyeceğinizi tahmin ederek söylüyorum. Şöyle, ben orada Barış Atay üzerinden sürekli bir şey söylüyor. Yok isimsizler hareketi diyor, yok başka hareketler benim hakkımda troller şimdi, diyor, saldırı yapıyor. Yani Barış Atay mı trolleri organize ediyor? Şimdi neyi aslında, ima ediyor aslında? Şimdi değil aslında mi? Sorun... Değil mi? Heh. Ya kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla gibi bir şey. Yani daha rahat söyleyebildiği tarafa söyleme gibi. Ya da bir taraftan sinirlerinin çok bozulup acısını başka taraftan çıkarmak gibi bir şey. Kime siniri yani bozuldu? Çok açık Süleyman ki Soylu'nun parti içinde artık ayyuka çıkmış. Hani buna iki grup arasında bir mücadele mi dersiniz? Bir iktidar mücadelesi mi? Parti içi iktidar mücadelesi hangi mi dersiniz? Burada herhalde anladığımız kadarıyla bir Süleyman Soylu ekibi var. Bir de anladığımız kadarıyla tam olarak bilemiyorum ama Berat Albayrak ekibi var. Ama bu Berat Albayrak olur ya da AK Parti içindeki Süleyman Soylu'yu istemeyen başka bir oluşum da olur. Yani tam olarak o ekibi adlandırmak kolay değil. Nedir o? Ya işte bunları konuştuk daha belki programlarda. Parti dışından gelip hani partide çok güçlü. Bir de hani istifa etmek isteyip de bir türlü gözden de çıkarılamadı filan. Ayrıca çok iyi biliyoruz ki Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok sahiplendiği bir isim. Soylu. Soylu. Dolayısıyla bakın burada şöyle bir şey var. Aslında mesela parti içinde... Değerlendirmesini şimdi tam değerlendirmesini aktarayım mı? Yani o da ne diyor? Tabii. Diyor ki yani bu olay biraz yüksek sesle. Bu olay Barış Atay'ın iddiasını aktarıyorum. Bu olay Soylu ile Twitter'da tartışmamızın tezahürüdür. Onda bir hedef gösterme vardır. Çünkü o da kendi cenahında sözü dinlenen biridir. Sözü etkili olan biridir ve bu olayla doğrudan bağ vardır iddiasında bulunuyor. Şimdi bu kadar karşılıklı bu şeylerden sonra bir kere bu olayın aydınlatılması gerekmez mi arkadaşlar? Ya bunda yani bunda bir ortada bir şey var, vaka var. Kim bunun şeyi, faili? Bunun bulunması için de aydınlatılması gerekiyor. Bu meselelerde en güzel sıcağı sıcağına aydınlatılır. İşte yıllar geçtikten sonra birçok olay üstü kapatılıyor. Bu olayın aydınlatılması lazım. Yani gerçekten... Şeye gelir misin ama sen o AK Parti içerisinde 30 Ağustos'ta da gördün bunu dedin. Nasıl gördün? Nerede gördün? Ya bu 30 Ağustos'u kutlamama talimatını kim verdi? Yani kutlanmayacak Covid dolayısıyla kutlama... İçişleri Bakanlığı verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı değil mi Barış? Evet. Genelge yayınlandı ve biz doğal olarak nasıl olur? Yani serbest, Ayasofya'nın açısı serbest... Diğer, Giresun'da çay dağıtmak serbest. Giresun'daki miting her şey serbest. Nasıl olur diye birden insanlar hani çok çok haklı olarak infiale kapıldı. Yani sizin istediğiniz her şey serbest. Efendim 30 Ağustos yine sizin 30 Ağustos milli bayram alerjiniz mi tuttu diye. Bu bir İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin üzerine olmuş bir olaydı. Bir dakika olaydı. O zaman siz neyi diyorsunuz? Yani birisi şimdi mi? Şimdi bütün Süleyman Soylu'nun üzerine döndü. Zaten Süleyman Soylu o olayın üstüne böyle bir öfkeyle bir tweet attı. İşte bana 30 Ağustos dersi verecekler, işte DHKPC, CHP falan. O tweet onun üzerine atıldı. Yani o 30 Ağustos isyanının üzerine atılmış bir tweet. Belli ki üzerine bu derece gelinmesi onun da sinirlerini çok yıpratmış. Ha, ama sonra ne oldu? Fahrettin Altun, iletişim başkanlığı. Külliyeden bir tweet sanırsınız 40 yıldır 30 Ağustos'ları büyük bir şenlik ve mutlulukla kutluyorlarmış gibi elbette kutlayacağız. Hem de işte şanına yakışır filan böyle çok şey laflarla süslü laflarla bir tweet. Şimdi bu ne periz bu ne lahana turşusu, siz birlikte toplantı yapmıyor musunuz? Bu kabine bir araya gelmiyor mu? Külliye ile bakanlar bir araya gelmiyor mu? Yani bir arada karar almıyor musunuz? Her kurum ayrı ayrı mı karar alıyor? Ya da siz bir kararı ortak aldırtıp arkadan başka bir şey mi yapıyorsunuz? Yani ne oluyor? Öyle değil mi? Sonra da külliyenin üzerinde dronlarla bir göster. Ne oldu şimdi? İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kutlamıyoruz diye. Ama millete yasak kutlamak, devlete şimdi, değil. Şimdi bakın bu mesele aslında AK Parti içerisinde
millete nasıl söyleyeyim, hangi bölümün, hangi grubun daha şirin görüneceği meselesine döndü. Öyle değil mi? Yani bunu yapıp bir de 10 kanaldan canlı yayın olarak yayınladılar. Bu artık... Yani kimin hanesine yazıldı bu? Siz ekranda izlerken sağ alt köşede ne vardı? Ne İletişim vardı? Başkanlığı yazıyordu. Ya ne gerek var onu yazmaya? Ya İletişim Başkanlığı bu kadar şey mi? Yani ne gerek var? Hayır, yani böyle bir kutlamada ne gerek var? Ya o, bakın, o geceki kutlamanın Anıtkabir'de yapılması gerektiği ayrı bir konu. Yani öyle değil mi? Şimdi en yapılması gereken Anıtkabir'in üzerinde en azından. Ayrı bir konu. Ya da vatandaşa işte Kırşehir'de yaşananlar, diğer birçok ilde yaşananlar, yani vatandaşa bu meseleyi külliyen yasaklatıp bunu sonra biz çok şenlikle kutlayacağız falan demek ayrı bir sorunlu bir konu. Bunların hepsine katılıyorum. Ama son tahlilde şunu söylemek istiyorum. AK Parti'nin içinde tıpkı o son dönemlerinde olduğu gibi, hani hiç kimsenin kabul etmediği ama bizim sürekli hani FETÖ ile AKP arasında bir ayrışma var dediğimiz zamanlarda görülmediği gibi muazzam bir iktidar savaşı var. Bu iktidar savaşı nasıl bir şey? Bundan sonrasında kimin güçlü olacağı ve kimin ayakta kalacağına dair bir şey. Ben bu meseleyi böyle okuyorum ve dolayısıyla da mesela bu konuda da Süleyman Soylu'nun üslubunu çok acilen yumuşatması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakın çok dikkat edin. Ama o giderek de sertleştiriyor aslında. Giderek de böyle bir şey havaya giriyor. Yani olumsuz, hani bütün vatandaşlar tarafından neredeyse olumsuz karşılanacak bir havaya bürünmeye başlıyor. Bu da çok belli ki aslında başka, yani rakibi olan, siyaseten de rakibi olan insanların da aynı zamanda çok olumlu karşılayacağı bir durum. Dolayısıyla hem ülkenin çıkarları açısından hem de zaten çok az kalmış demokratik zeminin korunabilmesi açısından İçişleri Bakanı'nın üslubunu değiştirmesi lazım. Çünkü evet, muhalefet yoksa iktidar da yok. Tamam. Barış böyle bir perspektif açtı Elfin Tatoroğlu. Sen buna katılıyor musun? Ben bir şey soracağım önce İsmail'e, de sonra yorum yapayım. Bu arada şey, Hrant Dink'in abisi yayına bağlanmak istiyor. Kardeşi Orhan Dink. Onu bağlayalım Deniz'ciğim. Tamam. Musa Orhan'ı konuştun mu Süleyman Soylu'yla? Musa Orhan'ı ayrıca sormadım. Çünkü Musa Orhan dosyasını okudum. Okudum. Ha. Evet. Yani ya o da özel okul dosyaya girip yani... Ya acı bir dosya da hayır. Yani Musa Orhan'la ilişkin yani ne düşünüyor? Şöyle, onu sormadım. Hı-hı. Onu sormadım. Ya çünkü Musa Orhan dosyasını okuduktan sonra kamuoyundaki algının eksik ve yanlış olduğunu düşündüm. Anladım. Şimdi o. Ya bilinenin tecavüz ama bu çok önemli. Bunu biraz açman lazım çünkü. Yani çok hassas bir konu. Çok da davası görülüyor. Ama yani orada sadece genel olarak şunu söyleyebilirim. Bu ülkenin başındaki en büyük bela Twitter mahkemeleri. Yani bunu söylemeliyim sadece. Geri kalanına yargı kararı versin. O yüzden yani o... Yani sen o zaman özetle kısaca, yani değinmek istemediğin halde şunu söylemek istiyorsun. Kamuoyunda oluşan algının dışında bir şeyler de çıkabilir dosyadan. Olabilir, diyorsun. Evet, olabilir. Olabilir. Evet. Temkinli yaklaşmakta evet, fayda temkin var. Çünkü yani zaten ben genelde tecavüzcü bu tip eylem, bu tip yargılamalarda çok titiz olmak gerektiğine inananlardan biriyim. Çünkü bir kere haber olduğunuzda bir daha silinmiyor o itham. Benim daha önce başıma gelmişti bir aile itilafında maalesef bir anne eşi hakkında çok ağır bir ithamda bulunmuştu ve biz tek yanlı olduğunu düşünerek yazmamıştık. İyi ki de yazmamışız çünkü o kişi şehit düştü daha sonra. O nedenle ben o tablonun bütününü okuduğumda daha temkinli olmak, daha serin kanlı olmak, yargıya Twitter üzerinden baskı uygulamaktan artık vazgeçmek gerektiğini inanıyorum. Anladım. Evet. Peki Barış. Şimdi Gürkan, aslında Süleyman Soylu'nun bugün ortaya koyduğu tablo Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişten bugüne kadar var ettiği her şeyin, her türlü olumlu geleneğin başkanlık sistemiyle birlikte, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte nasıl derdest edildiği, nasıl o geleneklerin ayaklar altına alındığının göstergesidir.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçene kadar Türkiye parlamenter sistemde genel seçimlere 3 ay kala İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Adalet Bakanı'nın istifasını görürdü. Bu bakanların elindeki kamu gücü mevcut iktidarın elinden alınırdı. Niye? İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı muhaliflerin üzerinde seçim öncesi baskı kurmasınlar ve seçimler yapıldığında pazar günü hem polis hem de o oyların sayımına tanıklık edecek hakimler, savcılar kuruluna bağlı olan ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları bağımsız çalışabilsinler.